küçücük kızımız büyüdüğünce gelin oluyor. Ne zaman büyüdü, evlenecek yaşa geldi anlamadım. Ne çabuk geçti yıllar. Her şey ne çabuk değişti. Ben de değiştim. Etrafımdaki her şeyle beraber. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben de eski Adnan değilim. Yitirdiklerimin yerine hiçbir şey koyamıyorum. Heyecanlarımdan geriye koca bir boşluk kaldı. Dolduramıyorum. Öfkeme yeniliyorum zaman zaman. Öfkeyle olmayacak şeyler yapıyorum. Zihnim beni yoruyor. Ben zihnimi. Bu halimi hiç sevmiyorum. İşte o zamanlar seni çok özlüyorum. Deniz Hanım. Konuşmamız lazım. Daha fazla sessiz kalamayacağım. Herkes seni konuşuyor. Nazar değecek diye çok korkuyorum. Çetin'le çok konuşuluyorsunuz. Bir dergide Ziyagil Köşkü'nün gelinleri diye Nihal'le yan yana resimlerimizi koymuş kapağa. Gördün mü? Görmez miyim? Anında Sevil aradı zaten sabahın köründe. Az kaldı. Bir hafta sonra sen de oturuyorsun nikah masasına. Darısı başına. Ama niye bu sıcakta Viyana'da evleniyorsunuz? Daha egzotik bir yer olsaydı keşke. Viyana'nın çok özel bir anlamı var bizim için, biliyorsun. Kimseyi çağırmamış olmanız da dedikodu konusu oldu. Bu Çetin'in tercihi. Kalabalıktan uzak baş başa evlenelim istedi. Sema Hanım, hemşireye söyler misiniz? Beşir'in çok ağrısı var galiba. Bir ilaç daha vereyim mi? Ben verdim, birazdan etkisini gösterir. Hemşire hanım vermiş. Tamam. Kadın her gördüğümde sinirden kanım çekiliyor. Bihter Hanım, yine de ellenmiş herhalde. Pür makyaj atmış kendini bahçeye. Koruya yürüyor. Şık şık kadın pür makyaj delirdi bu da annesi gibi. Başına güneş geçer inşallah. Üstünü değiştirelim mi? Yok. Deniz Hanım gelecek ama.
onun aldığı pijama yüzünde görsün. Deniz Hanım. Ne oldu? Evdekileri görünmemek için korudan gelecekti. Tamam. Buyurun. Allah bereket versin. Hanımefendi. Ah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo. Deniz Hanım neredesiniz? Yoldayım, ne oldu? Korudan gelmeyin. Bihter Hanım koruya doğru gitti şimdi. Tamam. Hemen geliyorsanız ön kapıdan gelin siz yine. Tavus kuşunun misafiri varmış çıkmaz odasından. Gelince çaldırın siz beni. Gizlice ben sizi içeri alırım hemen. Tamam, yaklaşınca ararım. Çağırdın, geldim. Yanmışsın. Kaç gündür teknedeyim? Çok vakit kaybettik beyim, çok. Bihter. Yapma. Bak, her şeyi hazırladım. Uçak biletleri, kalacağımız yerin resimleri, hepsi burada. Bihter. Seni aradım. Buraya çağırdım. Çünkü... Çünkü kararsızlıklar içinde gidip geliyorsun. Çünkü benim tarafımdan ikna edilmeyi, kurtarılmayı bekliyorsun. Elimden tutup hadi demeye cesaret bulmaya çalışıyorsun. Seninle vedalaşmaya geldim. Bugüne kadar değer verdiğim herkese, her şeye ihanet ettim ben. Sana haksızlık ettim. Acı çektirdim. Hala çektiriyorsun. Ben de bunun ağırlığıyla eziliyorum. Keşke her şey çok farklı olsaydı. Keşke. Etrafımıza yeterince zarar verdik. Tutkuydu. Çılgınlıktı yaşadığımız. Bitti. Bundan sonra bir tek hata bile olmasın. Lütfen. Bu bir veda konuşması değil. Sen benim sorun çıkarmayacağımdan emin olmak için gelmişsin buraya. Sorun çıkarmayacağını biliyorum. O kadar emin olma. Bunun için önünde diz çöküp yalvarırım istersen. Nihal için değer mi buna? Bihter. Beni sevmiyorsun. Öfkelisin. Nefret ediyorsun. Bunlar daha gerçek duygular. Ama sevmiyorsun. Bunu ispat etmek için daha ne kadar gururumun üstünde tepineyim bilemiyorum. İstersen Nihal jüri olsun. Her şeyi anlatalım, o karar versin seni sevip sevmediğime. Hayır, benden intikam almak için ne olur Nihal'i kullanma. Bana şu anda ne söyleyeceksen söyle. Çekip gidelim hayatlarımızı.
Nihal'i bırakamam. Bu onu öldürür. Ona hiç acımıyorum desem. Ben acılar içinde kıvranırken onun mutlulukla uçuşmasına dayanamıyorum. Peki o yaşasın diye bizi mi öldüreceksin? Gözlerin doldu. Thank you.